Evet, ÖSYM tadında sorulardayız. Sabahki çekimlerim sırasında hani 2 test dedim sanırım ama ÖSYM tadında 1 tane test koymuşum. Onu şimdi çözerim ama dediğim gibi geç oldu zaten. Şey yaparız. Bir sonraki gün görmüş olursunuz. Gerçi şu anda videoyu izliyorsanız artık bir sonraki gün de olmuştur. Neyse, ne diyorsun hocam işte. Oo, kafa bir dünya. Peki yukarıda gösterilen eklem türü için ifadelerinden hangileri doğrudur? Aslında biz burada şöyle alt çene eklemini göstermişiz, tamam mı? Alt çene ekleminde hocam oynar eklem mantığı var. O zaman ligamentleri, eklem kıkırdağı, eklem sıvısı, bunlardan bahsedebiliriz, tamam? Alt çene eklemi. Ama üst çene eklemine baktığınız zaman bakın, ya da kafatasının kendi eklemlerine baktığınız zaman bunların oynamaz eklem olduğunu görüyorsunuz. Periost, kan damarı bakımından zengin, zarar gören kemiklerin onarımını sağlar. Kemiklerde enine büyümeyi sağlar. Kemiklerde boyuna büyümeyi kim sağlıyordu? Epifiz kıkırdağı. Enine büyümeyi sağlayan ise periost demiştik, tamam. Dikine kanallar Havers, Haversleri bir araya getiren Volkmann kanalları. Bunların içerisinde kan damarı, sinirler var. Kemiklerde osteosit hücre, osein ara madde, kıkırdakta kondrosit hücre, kondrin ara madde, kıkırdakta kan damarı ve sinir yok. Bakın bunları da hızlı bir şekilde tekrar etmiş olduk. Kıkırdak doku ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Embriyoda iskelet çoğunlukla fibroz değil, hiyelin kıkırdaktır. Bu dokunun ara maddesinde kan damarı bulunmaz. Beslenmesini bağ dokudan difüzyonla yapar. Aynı şekilde artıklarını da oradan atar. Hücrelerine kondrosit, ara maddesine kondrin denir. Bu da tamam. Hocam oynar eklem özellikle en çok kullanılan görsellerden bir tanesi. Bakın eklem yüzeylerinde kemiklerin birbirine değmesini engelleyen eklem kıkırdağı var. Eklem kapsülü iç tarafta. Dışarıda, en dışta kemiği kemiğe bağlayan ligament, kası kemiğe bağlayan neydi? Tendondu hocam. Sinoviyal zar, sinoviyal sıvı. Sinovia sıvı üretir. Aslında uğurdaki üretim böyle ben sıvıyı üretim mantığı değil. Düşünün ki kan damarı geliyor. Önünde bu zarın. Zar kanın içerisindeki sıvıyı süzüp hani içeriye kan hücrelerinin değil de böyle plazma sıvısının geçmesini sağlıyor. Böyle serum gibi bir yapı oluşturuyor. Bu da kayganlık sağlıyor tabi. Tabi bu oynar eklem sınıfına dair omuz, diz, kalça eklemini de buraya ekleyebilirsiniz. Geniş hareket açısına sahiptir dedik ve bunu da geçtik. Geçirdiği bir kaza sonucu kemiklerinden birindeki ilik kanalının bütünlüğü bozulan ve bol miktarda yağın dolaşıma çıktığı bir kişi de hangisinin kırılmış olma ihtimali en yüksektir? Şimdi ilik kanalı ifadesi uzun kemiklere aittir. Bakın kırmızı kemik iliği ilik kanalının içindedir diye bir şey söylemezsiniz. Bu kanal uzun bir yapı, bakın sarı ilik. İlik kanalı içindedir. İlik kanalı, sarı ilik kime aittir? Uzun kemiğe. Bunlardan hangisi uzun kemiktir? Bacak kemiği uzun kemiktir. Kafatası, yassı, bilek kemiği kısa kemik, omurlar düzensiz, yüz düzensiz şekilde kemiktir. Yukarıda numaralanmış özelliklerden hangileri sıkı kemik dokuyu süngerimsi kemikten ayırır? Şimdi bir kemiğin yapısına baktığınız zaman şöyle şuradan kesit aldığınızda bu sıkı kemik dokudur. Ve bu sıkı kemik dokuda Havers ve Volkmann kanalları bulunuyordu, değil mi? Süngerimsi kemik daha böyle geniş yapılara sahip, o yapıların içerisinde kırmızı ilik var. Osteon adı verilen, bakın şimdi sıkı kemiği süngerimsiden ayıracağız. Yani sıkıya artı, süngerimsiye eksi koyacağız. Bu şekilde soruyu çözeceğiz. Osteon adı verilen birimlerden oluşan sıkı kemiktir. Dikine Havers kanalı sıkı kemik. Enine Volkmann kanalı sıkı kemik. Bakın bunlar aslında sıkı dediğimiz sert kemik, yumuşak kemik işte ayrımı yapıyoruz ya. Sıkı kemik ve süngerimsi kemik. Böyle bir yapı var işte, lameller kemik, trabeküler kemik gibi ama onu çok böyle kullanmıyor kaynaklar. Sıkı kemik, süngerimsi kemik. Peki üçü de ayrıma neden oluyor, tamam. Bunlar böyle genelde bilinen ama karıştırılan şeyler. İskelet kası ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Aktin filamentlerden oluşan bölge I bandıdır. Hocam çok güzel bir tekrar yapalım hadi. Şimdi şöyle baktığınız zaman şu inceler aktin, şöyle kalanlar miyozin. Evet. Hocam şuraya baktığımda miyozinle beraber bir miktar aktini alan bu band A bandı. İki aktinin arasında ama sadece miyozini gören H bandı. Hocam şurada miyozinlerin arasında I bandı. Bir de dikine ne var? Z çizgileri var. Z çizgilerin arası sarkomer. Tamam, sarkomer. Aktin filamentlerden oluşan bölge I bandıdır. Şimdi şuraya baktığınızda şu arada miyozin yok, aktin var. Miyozin ve az sayıda aktin A bandı. Miyozin ve az sayıda aktin, bak ne oldu? A bandı. Sadece miyozin proteinden oluşan bölge H bandı. Aktinin arasında sadece miyozini gören, evet, H bandı. Cevap E. Bu önemli bir soru. İskelet kasının kasılması sırasında meydana gelen olaylar şu şekilde özetlenmiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yapılırsa kasılma olayı doğru bir sırayla anlatılmış olunur. Motor uç plağı nörotransmitter salgılandı. Sarkoplazmik retikulumdan sarkoplazmaya kalsiyum iyonu. Sarkolemmada depolarizasyon. Tamam, yakaladık. Yakaladık. Bak. Bir sinir hücrem var. Bu sinir hücrem, bu da kasın hücre zarı. Araya bir asetilkolin salgıladınız. Yani motor uç plağı nörotransmitter salgıladın. Sonra bu hücre zarında bir depolarizasyona depolarizasyona sebep oldu. Onu algılayan kim var? Sarkoplazmik retikulum var. Sarkoplazmik retikulum sarkoplazmaya kalsiyum iyonunu geçirdi. Kalsiyum aktin üzerinde bağlanacağı yeri. O zaman şu ikisini, yani 2 ile 3'ü yer değiştirirsem düzgün bir sıra elde etmiş olurum. Yukarıda verilen olaylardan hangilerinin gerçekleşmesi için ATP'ye ihtiyaç duyulur? Nörotransmitterin motor uç plağı salgılanması egzositozla olur. ATP. Kalsiyum iyonlarının sarkoplazmik retikuluma geri alınması. Kaslar kasılırken de gevşerken de enerji harcıyor ya. İşte bu kalsiyum, en azından bir kalsiyum pompasının çalıştığını burada bilmekte fayda var. Çünkü ben bunun mantığını size nasıl öğretmiştim? Diyelim ki bir kas hücresinin içerisinde 100 tane kalsiyum var, dışarıda da 0. Yani sarkoplazmik retikulum diyelim. Şurası da sarkoplazma diyelim. Tamam. Sarkoplazmik retikulumdan sarkoplazmaya bu 100 tane kalsiyumlu göndermek istedin. 50-50 olana kadar tamam, her şey güzel, difüzyon, ama ben bu 50'yi de yollayacağım. 0'a 100 yapacağım. Aktif taşıma. Bir de gevşemek için bunları toplamak istiyorum. Bu 100 taneyi toplamak istiyorum. Yine 50-50 olana kadar sıkıntı yok ama sonra aktif taşıma. Tamam. Peki miyozin başının aktinden ayrılması. En önemli madde bu. Ölüm katılığının temel sebeplerinden bir tanesi ATP'nin bitmesidir. Aktinler, miyozinler birbirlerine bağlı kalırlar. Bu aktinin miyozinden ayrılması için ne lazım? Miyozin başına ATP'nin bağlanması lazım. Yani ATP'ye neden ihtiyaç duyarız? İki sebepten dolayı. Bir, gerçekten parçalayıp enerjisini almak için. İki, o ATP kendi haliyle ATP olarak gidip miyozin başına bağlanacak ki aktinden ayrılsın. İşte bu çok ama çok kıymetli bir soru arkadaşlar. Dikkat edelim. Okul kitabında da uzun uzun açıklaması var. Grafikte bir iskelet kas lifinin kasılma gevşemesi verilmiş. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Kasılma uyarısı B noktasında verilmiştir. Hayır, A noktasında verilmiştir. Kasılmanın belli değerle başlaması beyincik değil, orta beyin sayesindedir. A ve D arasındaki tüm zamanlarda ATP harcanmıştır. Şöyle büyüteyim kitabı olmayan kardeşlerimiz için. Şuradan dikkatli bir şekilde baktığınızda A'da verilecek uyarı, B'de kasılma başlayacak. Şurası kasılma, şurası gevşeme. Tamam, dikkat edelim. Hadi bakayım. Ne oldu burada? C seçeneği oldu. Kasılsa da gevşese de ATP harcar. Dinlenme sırası zaten tonus hali, ATP harcar. Bunu defalarca söyledin hocam. Tamam. İskelet kaslarındaki enerji dönüşüm olaylarıyla ilgili tepkimelerinden hangileri doğrudur? ATP, ADP enerji doğru. Ne demiştim? Kreatin, fosfat, kreatin artı enerji şeklinde yıkılamaz. Kreatin, fosfat gidecek. ADP'ye fosfatını aktarıp ATP üretecek. Açığa da kreatin çıkacak. Tamam. Güzel. Glukoz oksijeni solunumla karbondioksit suya kadar parçalanıp ATP üretilmesine neden olabilir. Sarkoplazmasında kalsiyum miktarı giderek artan bir iskelet kas lifi için hangileri doğrudur? İki soru. İki basamaklı bir soru aslında bu. Bakın ne yapmışız. Şurası sarkolemma. Şurası sarkoplazmik retikulum. Şurası da sarkoplazma. Sarkoplazmada kalsiyum iyonları giderek artıyorsa demek ki sarkolemma uyarılmış, depolarizasyon olmuş ve sarkoplazmik retikulumdan kalsiyumlar salınıyor. Bu kasılma demek. Şu anda ben sana kasılmada ne olur, ne doğrudur sorusu sormuşum. H bandı daralır. A bandı zaten değişmez. I bandı daralır. Kasılmada H, I, Z küçülecek. A değişmeyecek. Hacim değişmeyecek. O zaman cevabım da 2 ve 3 olacak. Evet, bitirdik tek bir testte. Yani inşallah arkadaşlar amaca yönelik hizmetimizden memnun kalmışsınızdır. Barış hocanız kendini en kısa sürede toparlamaya çalışacak. İnşallah başka videolarda daha enerjik, daha dinamik şekilde karşılaşırız. Evet, kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.